Delay Spor ekranlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe Galatasaray derbi özel bölümüyle karşınızdayız. Beğeni ve kanala abone olma hatırlatmasıyla videoya geçiş yapalım. Şampiyonu Süper Lig'de artık derbiler belirliyor. Bundan dolayı hiç olmadığı kadar kritik bir karşılaşma göreceğiz. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray galibiyet için tüm motivasyonu sağlamış durumdalar. Fenerbahçe kazanırsa liderliğe yükselecek. Galatasaray kazanırsa 5 puanlık fark elde etmiş olacak. Bu Süper Lig'de çok büyük bir fark. Bu anlamda Okan Buruk'un çok önemli bir motivasyon kaynağı var. Mourinho ise kariyer boyunca sürdürdüğü derbilerde kolay kaybetmeyen hoca olma özelliğini mutlaka sürdürmek isteyecektir. Ev sahibiyle başlarsak Fenerbahçe çok iyi bir karşılama takımı haline geldi. Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 5 maçta toplam 10 devrenin 9'unda gol görmedi. Fenerbahçe geride alan vermeyen, kontrollü oynayan bir takıma evrilmek istiyor. Mourinho bu futbolu adım adım aşılamaya devam ediyor. Bu oyunda en önemli nokta yerleşim. Fenerbahçe rakiplerine özellikle iç sahada kolay orta şansı vermiyor. Alanyaspor ve Adana Demir maçlarında toplamda 20 orta açı rakipler ve bunların hiçbiri isabetli olmadı. Fenerbahçe özellikle defans anlamında çok iyi yerleşen bir takım haline gelmiş durumda. Fenerbahçe bu sezon 5 maçın hiçbirinde ilk yarı gol görmedi ve Mourinho'nun takımı bu sezon hiçbir maçta rakiplerine gol beklentisi anlamında birden fazla şans vermedi. 32 maçları kaybetmeyen Fenerbahçe var. Hedef 48 maçlık Beşiktaş'ın rekorunu kırmak olacak. Şu anda Fenerbahçe hiçbir maçta 1 dakika bile olsun geride oynamadı. Bu da Mourinho Fenerbahçesi'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. Henüz sezon başındayız. Bundan dolayı gelişim yaşanacaktır. Ama şu anki durum bile Fenerbahçe'nin ne kadar iyi gittiğini gösteriyor. Galatasaray'la devam edersek şu anda ligde çok rahat gol bulan bir takım var. 2 sezondur devam eden, ligin en çok üreten takımı olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor Galatasaray. Okan Buruk önderliğinde ligin en çok şut çeken, en çok isabet şut bulmayı başaran, en çok korner kullanan, en çok top oynayan takımı Galatasaray. Bu özelliklerin tamamını Fenerbahçe'ye karşı da göstermek istiyorlar. 5 maçın yalnızca birinde 2 gol beklentisinin altında kaldı Galatasaray. Bu artık hücumda çok da akışkan bir takıma dönüşüldüğünü gösteriyor. 2 farklı takım izleyeceğiz. Bir tarafta Fenerbahçe kontrollü oynayan, rakibine alan vermek istemeyen, oyuna hakim olmak isteyen bir takım görüntüsünde olacak. Diğer tarafta hücumda fark yaratan, kaybettiği topu çok hızlı geri kazanan Galatasaray olacak. Bu anlamda gördüğümüz en farklı derbilerden biri bizi bekliyor. 11'lere geçersek Fenerbahçe'nin 11'ini bozmasını beklemiyorum. Son maçta Dzeko dinlendirilme amaçlı En-Nesyri'yle yer değiştirmişti. Stoper'de ise Dzeko'nun sakatlığından dolayı bekao Çağlar görmüştük. 4 maçta olduğu gibi Çağlar'ın oynamasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini verirsek Livakovic, Jadon Osterwolde, Çağlar, Bekao, Mert. Orta alanda İsmail Frescimaski, ileride Maxi, Tadic, Dzeko bekliyorum. Beklentim sağ bekte Mert Müldür'ün oynaması. Mert Müldür takıma denge katmayı başaran bir isim. Sezon başında Osay'dan formayı aldıktan sonra Mourinho'nun en çok beğendiği isme dönüştü Mert Müldür ve formayı bırakmamaya devam ediyor. Beklentim Mert Müldür'ün sağ bekte başlaması olacak. Mourinho 3 maçtır Mert'i kullanıyor. Orada tutturulan dengeden memnun durumda. Galatasaray'da olan Salah oynarsa Mert Müldür'le eşleşmesi daha doğru olacaktır. Bu anlamda Osay yerine Mert Müldür'ü kullanıp fiziksel bir çarpışma yapmak daha mantıklı gözüküyor. Galatasaray'a geçersek kalede Muslera'yı bekliyoruz. Savunmada Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan. Orta sahada Torreira, Sara, Mertens. Sol tarafta Roland Salah, sağ tarafta Barış Alper, forvette Osimhen'i bekliyoruz. Burada öne çıkan tartışma Yunus mu Salah mı başlayacak tartışması. Roland Salah az top kaybı yapan, takımını geri koşturmayan, topun kıymetini bilen oyuncu olduğundan dolayı onunla başlamak çok daha doğru olacaktır. Beklentim bu anlamda Roland Salah ve Barış Alper Yılmaz kanatları olacak. Salah en iyi katkıyı sağ kanatta yapıyor ama 4 maçtır bir sistem oturmuş durumda. Barış Alper Yılmaz'ı sağ tarafta görüyoruz. Kaan ve Barış Alper kanadı sağ kanatta daha dengeli bir yapı ortaya çıkartıyor. Bundan dolayı Salah ile oynamak ve Jakobs'un defansif zaaflarını giderebilecek bir isim olan Salah ile oynamak çok daha mantıklı gözüküyor. Peki Fenerbahçe ne yapmalı? Fenerbahçe'nin hedefi Gabriel Sara olmalı. Gabriel Sara takımın en teknik oyuncusu durumuna gelmiş durumda. Son 3 maçtır çok iyi bir grafik ortaya çıkartıyor. Özellikle uzun toplarla takımı şekillendiren bir isim. Fenerbahçe'nin Torreira Sara hattını kesmesi, bağlantıyı koparması Galatasaray'ın bütün işleyen raylarını bozacaktır. Özellikle Sara'ya top geldiğinde çok agresif bir baskı bekliyorum. Bunu Amrabat yerine İsmail'le yapmak daha doğru olabilir. İsmail bu tip maçlarda her zaman fark yaratmıştır. İsmail'le başlayıp onu Sara'yla eşleştirmek, Torreira-Sara bağlantısını kesmek çok daha doğru olacaktır. Genellikle Galatasaray'da Torreira'nın Sara'ya pas verdiğini görüyoruz. Sara'dansa takım öne çıkıyor ve ön alanda paslar yapılıyor.
O anlamda Sara'nın bağlantısını kesmek Galatasaray'ın pek çok zaafını ortaya çıkartacaktır. Fenerbahçe top rakipteyken bunu yapacak, peki topa sahip olduğunda ne yapması gerekiyor? Fenerbahçe oyunu sık sık kanatlara genişletmek zorunda. Galatasaray'ın defansif zaaflarını kullanması gerekecek Fenerbahçe'nin. Bu anlamda Jakobs'un kanadını kullanmak çok mantıklı gözüküyor. Özellikle Rize maçında Jakobs'un hücumda etkili olduğunu gördük ama hiçbir maçta Jakobs defansif anlamdan test edilmedi. Bu anlamda Fenerbahçe'nin bu maç özelinde Jakobs'a sık sık hücum ederek o bölgeyi kullanmak isteyeceğini göreceğiz. Galatasaray 5 maçtır farklı sol bekler kullanıyor. Köhn, Dubois, Yelert, Jakobs kullanıldı. Son maçta ise Berkan oynadı. Bundan dolayı her hafta değişen bir sol bek gördük Galatasaray'da. Bu da işin defansif kısmında uyumu ortadan kaldırmış durumda. Fenerbahçe'nin Tadiç özelinde hücum edip bek bindirmesiyle, Mert oynarsa Mert'le, Osay oynarsa Osay ile hücum etmesini bekliyorum. Özellikle çizgi inilen toplarda Fenerbahçe çok rahat şanslar bulabilen bir takım. Mert'in içeriye çevirip Tadiç'in vurduşları hatırlıyoruz. Benzer bir hücum organizasyonu görmeyi bekliyorum. Fenerbahçe adına maçın kilit ismi Dusan Tadiç olacak. Özellikle bu sezon ligin lideri olduğu noktalar var. Gol beklentisi yaratmakta, Fenerbahçe'nin daha kolay üretmesinde Dusan Tadiç'in payı çok yüksek. Hücumdaki akıl Dusan Tadiç durumunda. Geçen sezonlardaki fark da önemli. İsmail Kartal döneminde ceza sahasında topla daha çok buluşan Tadiç vardı. Ama bu sezon ceza sahasına girdiğinde daha çok işi bitirmek için orada olan bir isim görüyoruz. Hem şut pasları hem de golleriyle Tadiç şu anda Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı durumunda. Bu maçta da Jakobs'un savunma zaaflarını kullanarak hücumda etkili olmasını bekliyorum. Fenerbahçe tarihinde hiç görmediğimiz şekilde Mourinho'nun Fenerbahçe'si %50 topla oynuyor. Bu alanda ligin 10. sırasındalar. Mourinho top rakipteyken de oyunu kontrol etmeye hedefleyen bir isim. Bu anlamda Fenerbahçe bölüm bölüm etkili olan, maçın bütününde kontrole sahip olmayan bir takım olmayı hedefliyor. Bölüm bölüm hakimiyet kuran takım var. Eğer top rakipteyken de yerleşimleriniz iyiyse, topu nasıl geri kazanacağınızı biliyorsanız topun rakipte olması çok büyük bir sorun olmayacaktır. Top rakipteyken de hücum eden bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe şu anda ligin en çok 30-45 bölümünde gol atan takım durumunda. 5 maçın 4'ünde 30-45'te gol gelmesi, gol atılamayan tek maç olan Rize maçında o bölümde çok net fırsatlar yakalanmış olması Fenerbahçe'nin o bölümü ne kadar iyi oynadığını gösteriyor. Fenerbahçe'nin avantajı Galatasaray'ın henüz savunmada güven veriyor durumda olmaması olacak. Fenerbahçe'nin zaafı ise seken toplar. Duran topları savunurken, kornerleri savunurken seken topları karşılamakta Fenerbahçe iyi değil. Bu anlamda Galatasaray ligin en iyi duran top takımı olduğundan dolayı mutlaka Fenerbahçe'nin önlem alması gerekecektir. Seken topların ardından 5-6 saniye içinde hücum tazelemelerine karşı Fenerbahçe savunması çok güven vermiyor. Galatasaray'ın mutlaka duran toplarla, serbest vuruşlarla gol bulma hedefinde olacağını göreceğiz. İki takımın da test edilmediği noktalar var. Galatasaray çok iyi bir topa sahip olma takımı. Bütün maçlarında %55'ten fazla topla oynadılar. Fenerbahçe ise hiçbir maçta geriye düşmedi. Eğer Fenerbahçe geriye düşerse, Galatasaray'da topu daha çok Fenerbahçe'ye bırakırsa veya Fenerbahçe topu alırsa nasıl bir oyun göreceğiz? Bunu merakla bekliyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin topu alıp uzun süre 20'den fazla pas sekansı yaparak rakibin üstüne gitmesini bekliyorum. Galatasaray bu tip bir takımla daha önce hiç oynamadı ligde. Fenerbahçe'ye karşı ise topu kaybettikten sonra kazanma süresi ister istemez uzayacaktır. Bu da Fenerbahçe'nin çok daha rahat skora gitmesini sağlayacak. Galatasaray'da gelişen bir takım oyunu var. Attıkları 16 golün 14'ü asist üstünden geldi. Asist üstünden gol atmak en zor özelliktir. Galatasaray bunu şu anda sağlamış durumda. Ligin açık ara en iyi takımı durumundalar bu anlamda. Fenerbahçe'ye karşı da bireysellikten çok takım oyunu ortaya koyan bir takım izleyeceğiz. Özellikle son 3 maçtır Kerem'in Torreira'nın kaptığı toplarla çok hızlı geçişler yapan takıma dönüştü Galatasaray. Bu takımda Osimhen'in olması da çok büyük bir avantaj. Derbilerde Osimhen çok iyidir. Juventus maçını hatırlıyoruz. 7 kez onlarla karşılaştı. 4 gol attı. 5 galibiyet elde etti. Derbilere Osimhen damga vurmak isteyecektir. Maçı duran toplar da belirleyebilir. Galatasaray liginin en iyi duran top kullanan takımı durumunda. Fenerbahçe ise duran top savunmasına zorluk yaşayan bir takım. Özellikle Fenerbahçe duran top kullanırken Dzeko ve En-Nesyri'yi ön direğe ve arka direğe gönderiyor. Bunu görüyoruz. Galatasaray duran top kullanırken genellikle penaltı noktasıyla kale alanı bölgesi arasında Davinson Sanchez'i Abdülkerim'i kaçırmaya çalışıyor. Fenerbahçe'ye karşı da kornerle, duran topla, açılacak ortalarla bu şekilde bir gol şansı bulmak isteyecektir Galatasaray. Fenerbahçe oranla çok daha iyi bir duran top takımı olduğunu söylemek gerekiyor Galatasaray'ın. Kasım 2020'de Mourinho'nun bir açıklaması var. Bu açıklama maç için bir ışık olabilir. O gün Manchester City %70 topla oynayarak maçı kaybetmişti. Maç sonunda bu sorulduğunda
Mourinho'nun cevabı şu olmuştu. İsterlerse topu eve götürsünler, maçı ben kazandım demişti. Bu derbide de böyle bir şey görebiliriz. Fenerbahçe topu rakibe bırakmayı daha çok önemseyen bir takım. Kontrollü oynayan, bölüm bölüm etkili olan bir takım Fenerbahçe. Galatasaray ise topu oynamayı çok seven, %62 ortalamayla oynayan bir takım. 10-25 bölümünde Galatasaray'ın etkili olmasını bekliyorum. İkinci yarıya beraberlikle girilirse özellikle 70 sonrasında Galatasaray daha avantajlı durumda. Ligin en çok gol bulan takımlarından biri bu bölümde Galatasaray. Fenerbahçe ise özellikle devreye girerken ve devre sonrasında 25-45, 45-55 arasında çok iyi durumda. Mourinho'nun maç hedefinde hedeflediği bölge 25-45 olacaktır. Şu ana kadar hiç geriye düşmeyen Fenerbahçe'nin hedefi yine 1-0 öne geçmek olacak. Okan Buruk ise Fenerbahçe ilk kez bunu yaşatan hoca olmak isteyecek. Derbinin anahtarı 1-0'dan geçecek. Eğer Fenerbahçe öne geçerse ikinci yarı Amrabat hamlesiyle daha kontrollü bir takım görmeyi bekliyorum. Eğer Fenerbahçe geriye düşerse Okan Buruk'un farkı artırmak için bir şansı olacak. Bu da ikinci yarıdaki Galatasaray'ın etkinliğinden kaynaklanacak. Bu anlamda Galatasaray'ın başrol hamlesiyle fark artırma ihtimali yüksek görüyorum. Mourinho El Clasico'larda son 8 maçta yalnızca bir mağlubiyet almıştı. O dönemki başarısını Fenerbahçe'ye getirip derbilerdeki iyi performansını sürdürmek isteyecek. Okan Buruk ise Süper Lig'de 2 sezondur şampiyon olan Hoca Apoletti ile puan farkını 5'e çıkarmak isteyecek. Müthiş bir maç bizi bekliyor.